Evet arkadaşlar, anti-TG bu test de bazen tiroid testleriyle birlikte istenebilir. Özellikle anti-TPO ve anti-TG kimde istenir? Hashimoto ya da Graves hastalığı şüphesinde istenir. Bakalım bu anti-TG testi nedir? Niye artar? Yüksekse endişelenmeli misiniz? Bu videomuzda buna cevap verelim. Hadi bakalım. Anti-TG testi nedir? Niye yüksek ya da pozitif olur? Bunu size anlatayım arkadaşlar. Şimdi anti-TG şu, sizde tiroid bezine karşı oluşmuş bir antikor var. Antitiroglobulin diyoruz. Bu antikorun kanda varlığı anti-TG demek. Bunun yüksek olması ne demektir? Genellikle sizde ya Hashimoto hastalığı ya da Graves hastalığı olduğunu gösterir. Hashimoto tiroid bezinde yetmezlikle giden bir otoimmün. Yani vücudun kendine saldırdığı bir hastalık. Bunda tiroid bezi yetmez olur. Bu hastalarda anti-TG testi genellikle %70 oranında pozitiftir. Graves hastalığı tam tersi. Bunlarda tiroid hormonları kanda yüksek olur genelde. Bunda hipertiroidi belirtiler olur. Bunda da %30 ile %60 oranında arkadaşlar bu anti-TG antikorları pozitif olur. Onun dışında nadiren tip 1 diyabette de bu anti-TG antikorları pozitif olabilir. Bu diyabetlerin %30'unda ya da işte 40'ında bu antikorlar pozitif olabilir. Yine bir nörolojik hastalık var. Miastenia gravis diye. Bunda da pozitif olabilir. Gebelerin yaklaşık %10 ile %14'ünde yine pozitif olabilir. Veya işte oral kontraseptif yani doğum kontrol hapı kullanıyorsanız bu kişilerde bu antikorlar pozitif olabilir. Bu antikorun pozitif olmasının önemi şu arkadaşlar. Sizde genellikle işte o saydığım Hashimoto hastalığı ya da Graves hastalığı riski var demektir. Bu tabi diğer testlerle anlaşılır. Tiroid testleri yapılır doktorunuz tarafından. Bir de bu anti-TG antikoru pozitifse tiroglobulin diye bir başka bir test var. Bu testte yalancı düşük sonuçlar elde edilir. Bu yüzden tiroglobulin testi istenen kişilerde anti-TG testi de istenir ki eğer anti-TG pozitifse bu testte yalancı bir düşüklük olmasın bunu anlayalım diye bu teste istenir. Evet, bu testin niye istendiğini öğrendik. Dediğim gibi Hashimoto veya Graves hastalığı riskinin olduğunu gösterir. Genellikle bu iki hastalıkta bu test pozitif olur arkadaşlar. Evet. Bununla ilgili sorunuz varsa videonun altından sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki öbür videolarımdan hemen haberdar olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini de açın ki diğer videolardan haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.